Yeni yılın ilk dakikalarında gece kulübünde yaşanan saldırıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Saldırının bir gün sonrası Bakırköy'de trafik polisi durdurdu. Sürücüden ehliyet ve ruhsat isteyen polis arka koltukta oturan bir şüpheliyi 39 kişiyi katleden terörist Abdülkadir Maşaripov'a benzetti ve kimliğini istedi. Tam bu sırada sürücü gaza bastı. Polis ekipleriyle beyaz araç arasında kovalamaca başladı. O dakikalarda şüpheli aracın arka koltuğunda oturan kişi camdan çıktı, iki el ateş etti. Kurşunlardan biri polis aracının lastiğine isabet etti ve kovalamaca sona erdi. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler aracı Beyoğlu'da bir ara sokağa park edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede aracın aynı gece 02'de sokağa bırakıldığı ve içinden iki kişinin indiği ortaya çıktı. Terk edilmiş aracın üzerinde yapılan incelemelerde otomobilin çalıntı olduğu, sahibinin kaskodan parasını bile aldığı belirlendi. Plakası ise yine aynı model ve aynı renk bir araca aitti. Böylece kopyalanmış plakayla trafikte rahatça dolaşabiliyorlardı. Bu olayın ardından operasyonlar devam etti. Ekipler birkaç adrese daha baskın düzenledi. Gece kulübü saldırganı bu adreslerde yoktu. Ancak trafik kontrolü sırasında araçta olan şüpheli yakalandı. Polis şüpheliyi sorguya aldı. İlk ifadeden sonra koltuktaki kişinin katliamı gerçekleştiren terörist olduğu iddiası kuvvetlendi. Operasyonlar sürerken polis ekipleri içerisinde özel bir ekip kuruldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen özel ekip şu ana kadar yaklaşık 90 bin saatlik görüntü izledi.